Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 baskısı 5. sınıf fen bilimleri ders kitabında 61. sayfada 5. ünite değerlendirme sorularının C bölümü ile çoktan seçmeli sorular ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. İlk sorumuz Bora, Büşra ve Buğra adlı öğrenciler bir fenerden yayılan ışınların izlediği yolu göstermişler. Öğrencilerin çizimleri ile ilgili hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Arkadaşlar Bora'nın çizimi yanlış, Büşra'nın çizimi doğru, Bura'nın çizimi yanlış. Niye arkadaşlar? Çünkü biliyoruz ki şöyle hemen notumu alayım. Işınlar her yöne ve doğrusal yayılır. Işın her yöne ve doğrusal yayılır. Birinci şekilde arkadaşlar doğrusal değil böyle dalgalı dalgalı yayılmış o yüzden yanlış. İki numara dedik ki hem her yöne hem de doğrusal olduğu için Büşra doğru. Buğra'nın ki de arkadaşlar sanki ışık kaynağından değil de ışık kaynağına geliyormuş gibi görünüyor. Okun ucuna bakarsanız ışın sanki ışık kaynağına geliyor. Işık kaynağından çıkması lazım. Yani şöyle olması lazım iken tam tersi böyle gösterildiği için yanlış. Cevabımız şuanın çizgi doğrudur. Yani C şık olur. İkinci sorumuz Ayşe, Ayşe, aşağıdaki birinci deney düzeneğini kurarak pipetin ucundan bakmış ve mumun alevini görebilmiştir. Ancak ikinci düzenekte arkadaşlar mumun alevini göremiyor. Sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü pipetin e, düzgün olmaması, bükülmüş olması değil mi? Hemen yorumları okuyalım. Buna göre Ayşe sorularından hangilerine cevap aramaktadır? Işığı düzgün yansıtan maddeler nelerdir? Hayır arkadaşlar burada ışığın yansımasıyla, yansıtılmasıyla ilgili bir deney söz konusu değil. Işık ışınları doğrusal mı yayılır? Evet arkadaşlar Ayşe bunu araştırıyor çünkü... Birinci durumda ışık doğrusal yayıldığı için pipetimiz düzken e, mumu görebiliyor. Ancak ikinci düzenekte pipetimiz yamuk ışınlar doğrusal şekilde yayılıyor. Ancak pipetimiz yamuk olduğu için mumu göremiyor. O yüzden ışık ışınları doğrusal mı Yayılırı ispatlar bu deney. Gölge nasıl oluşur arkadaşlar? Burada gölge ile ilgili bir deney söz konusu değil. Cevabımız bir ve pardon 1 ve 3 yanlış. Sadece 2 yani 5. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki şekilde ışık ışınının yansıtıcı bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol verilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 2 ve 4 numaralı açılar birbirinden farklıdır demiş. Arkadaşlar 2 numaralı açımız gelme açısı. 4 numaralı yansıma açısı. Gelme açısı yansıma açısı birbirine eşittir. Farklıdır dediği için yanlış. 1 numaralı ışık ışını gelen ışın deniyor. Evet doğru. 1, 3 ve 5 numarayla gösterenler aynı düzlemdedir. Yani 1 numara dediği gelen ışın, 3 numara normal yüzeyi, 5 numarada arkadaşlar yansıyan ışın. Bunların üçü de aynı düzlemdedir. Bu ifade de doğru. Cevabım 2 ve 3 yani şıkkı olur. Hemen 4. sorumuz diğer sayfada devam ediyorum. Işık kaynadan çıkan ışınların bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması denir. Aynada camda ya da durgun suda görüntü oluşması için ışığın yansımasının bir yüzey bir sonucudur. Evet arkadaşlar hızlı okuyacağız derken yanlış yanlış okuduk. Düzgün ve parlak bir yüzey üzerine birbirine paralel olarak gelen ışınlar yüzeye çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak geri yansırlar. Buna düzgün yansıma denir. Çok pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınlar ise birbirine paralel olarak değil, farklı yönlere doğru yansır. Işığın bu şekilde yansımasına dağınık yansıma denir. Hangisi doğru örneklerden hemen bakalım. Mermer tezgahta düzgün yansıma olur. Evet, doğru. Dalgalı suda dağınık yansıma olur. Bu da doğru. Cevap ortaya çıktı. A şıkkı Dalgalı suda dağınık yansıma olur, aynı da düzgün yansıma olur. Tam tersini yazmış. Yeni metal kaşıkta düzgün yansıma olur. Ancak durgun suda da yine düzgün yansıma olur. Dağınık dediği için. Aş. Duvardaki yansıma dağınık yansıma olur arkadaşlar. Duvar pürüzlü olduğu için dağınık yansıma olur. Buruşturulmuş folyo da dağınık yansıma olur. Doğru. Ancak her ikisinde doğru olduğu aşık. 5. sorumuz da aşağıda ABC maddelerinin ışık geçirgenliği grafiği verilmiş. Hemen bakalım. C'nin ışık geçirgenliği fazla A'nınki biraz B'ninki ise yok denecek kadar az. Demek ki arkadaşlar ışığı en çok geçiren arkadaşlar C maddemiz saydam. A maddemiz yarı saydam. B maddemiz opak yani diğer adıyla saydam olmayan madde arkadaşlar B maddesi. Hemen bakalım A yağlık kağıt olabilir mi? Evet olabilir. Yarı saydam. B beton olabilir mi? Opak yani saydam olmayan. Evet. Cam da saydamdır. Üçünü de sağlıyor. Cevabımız A. Hemen 6. soru ile devam ediyoruz. Bir sonraki sayfada 160. E. Aşağıdaki şekillerde 1 ve 2 numaralı yüzeylere gelen ışınlar ve yansıyan ışınlar gösterilmiş. Verilen şekillere göre hangisi yanlıştır demiş. 1 numaralı yüzeyde arkadaşlar Yansımamıza bakıyorum. Dağınık bir yansıma var sanki. Bakın bu dağınık yansımış. Ancak ikinci yüzdeydi arkadaşlar. Bir yansıma var. Bir numaradaki dağınık yansıma. Bir numaradaki düz yansıma. Yorumları okuyalım. Bir numaralı yüzeyde dağınık yansıma gerçekleşmiş. Evet. 2 numaralı yüzey durgun su yüzey olabilir. Evet çünkü düzgün bir yansıma var. Durgun suda düzgün yansıma olur. 1 numaralı yüzey mat görünür diyor. Evet arkadaşlar dağınık yansıdığı için ışın mat görünür. 2 numaralı yüzey pürüzlüdür diyor. Yanlış. Arkadaşlar ikinci yüzeyde düzgün yansıma var. Yüzey pürüzlü değil. Pürüzsüzdür. Düzgündür. Cevabımız değişik olur. Bir ışık kaynağının önüne şekildeki gibi farklı konumlara özdeş. iki cisim yerleştiriyor. Bu cisimlerin perde üzerindeki gölgeleri oluşmuş. Cisimlerin perde üzerinde oluşan gölge boylarının hangisindeki gibi olması beklenir? Evet arkadaşlar ışık kaynağına yakın olanın gölgesi daha büyük olacak. Işık kaynağından uzak olanın ki daha küçük olacak. Yani bunun gölgesi büyük ışık kaynağına yakın. Işık kaynağından uzak olanın gölgesi küçük olacak. Baktığım zaman cevabım arkadaşlar o zaman C şıkkı olur. Alttaki gölge büyük üsttekinin küçük C şıkkı olur. Hemen bir sonraki sayfada 8. soru ile devam ediyorum. Işık kaynağının yeri değiştirilmeden cismin yeri değiştirilirse cismin gölgesinin boyu değişir. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa gölge boyu küçülür. Aşağıda ekran ve ışık kaynağının konumu sabit tutularak cismin konumu değiştiriliyor. Buna göre cismin gölge boyu hangisinde en büyük olur diyor. Evet arkadaşlar gölge boyunun en büyük olması için yukarıda ifade ettiği gibi cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafenin en az olduğu ışık olacak. Cisim ile ışık kaynağı birbirine burada bakın en yakın değil mi? En yakın bunda. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Hemen 165'te Ç bölümü ile devam ediyorum. Çevredeki maddeleri ışığı geçirme özelliklerine göre gruplandırarak tabloyu 3'e ayırınız diye verelim. Saydam madde deyince arkadaşlar aklımıza ne gelir? Saydam madde deyince öncelikle benim aklıma gelen mesela cam arkadaşlar değil mi? Cam ışığı tamamıyla geçirir. Yine hava ışığı tamamıyla geçiriyor. Hava ve su arkadaşlar cam, hava ve su saydam maddeleri örnek verebilirim. Yarısaydam deyince ışığın bir kısmını geçiren bir kısmını geçirmeyen yarı yarısaydam mesela yağlı kağıt arkadaşlar evlerde yağlı kağıt kullanıyoruz fırında değil mi? Yağlı kağıt sis olabilir arkadaşlar. Buzlu camlar, buzlu cam böyle mesela camın arkasındakini görüyoruz birisi var ama kimdir nedir anlayamıyoruz tam olarak değil mi buzlu camın arkasını? İnce kumaş olabilir. Tül gibi arkadaşlar yani tül gibi. Sis olabilir. Sis denilebilir. Saydam olmayan maddi örnek çok daha fazla arkadaşlar. Mesela tahtalar. Saydam olmayan yani opak maddi örnek. Duvar arkadaşlar. Duvar, beton olabilir. Daha sonra arkadaşlar başka ne olabilir? E, tuğla diyebiliriz. Kapı diyebiliriz. Yani tahta kapı daha doğrusu. Gelik kapı. Arka tarafı görmüyor buzdolabı saydam olmayan madde arkasını görmüyorum. Yansıma kanunları nelerdir hemen diyelim. Arkadaşlar yansıma kanunları 3 tane önemli kanunu var. 1 numaralı şöyle diyelim. Gelme açısı yansıma açısına eşittir arkadaşlar. Gelme açısı yansıma eşittir. Diğer bir bilgi arkadaşlar. Gelen ışığın yansıyan ışığın ve normal normal çizgisi aynı düzlemdedir. Yine bir kural daha arkadaşlar. Yüzeye dik gelen ışın ve dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Üzerinden 3 no'lu sorumuz ile devam ediyorum. Aşağıdaki yansıcı yüzeye gelen bir ışınla ilgili görsel verilmiştir. Görseldeki harfleri kullanarak cevaplayınız demiş. Hemen bakalım gelme açısı nedir? Gelme açısı arkadaşlar gelen ışın ile normal arasındaki açıdır. Yani A gelen ışın ise B normal yüzeyi ise arkadaşlar C gelme açısı Yansıma açısı deyince arkadaşlar C'di. Şey yani yansıyan ışın ile normal arasındaki açı yansıma açısı E diyorum. Gelen ışın deyince A ışınına gelen ışın demiştik. Yansıyan ışın arkadaşlar E ile gösterilen. Yüzeyin normali dediği arkadaşlar yüzeye dik gelen yani F ile gösterilendi arkadaşlar. Normaldir. 166. sayfada D ile doğru yanlış çıkışı ile devam ediyorum. Işık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde ve doğrusal olarak yayılır. Evet arkadaşlar ifademiz doğrudur. Doğruyu takip ediyorum. Işık sadece pürüzlü yüzeylerde yansır diyor. Hayır arkadaşlar ışık pürüzsüz yüzeylerde de yansır. Hatta düzgün yansıma yapar. O yüzden bu ifademiz yanlış. Burada yanlış takip ediyorum. Tam gölgenin oluşabilmesi için bir ışık kaynağı ve saydam olmayan bir cisme ihtiyaç vardır. Evet doğru. 3 nolu çıkıştan çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.